Küreselleşen ve güçlü rekabete dayalı günümüz ekonomik çevresinde işletmelerin gereksinimleri de değişmiştir. Ve yalın düşünce sistemi her bir süreç için önemli hale gelmiştir. Şimdi yalın muhasebe konusunda çalışmalarını sunmak üzere Sayın Profesör Doktor Münir Şakrak'ı sahneye davet ediyorum. Yalın düşünce ilkelerine dayalı muhasebe bilgi sistemi ve model önerisi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben Münir Şakrak. 30 yıl Marmara Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra 2 yıl aşağı yukarı doğuda emekli oldum. Ağırlıklı olarak yine kendi alanımda, yine üniversite camiası ile işbirliğiyle çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda da bizim muhasebe öğretim üyeleri dayanışma vakfımız MEDAV'ın başkanlığına lütfettiler. Onu sürdürmeye çalışıyorum ve Beykent Üniversitesi'nde de dekanımızın patronunu kıramadım. Orada da derslere devam ediyor. Bu arada yalın düşünceyle ilgili de maliyet ve yönetim muhasebesi olmak üzere 1987'de yayınlanan maliyet yönetimi kitabımla birlikte ilgilenmeye başladım. Özür dilerim, 1997'de 87 çok iddialı bir tarih olacaktı. 1990'da da Amerika'da maliyet yönetimi, Japon felsefesi, yeni gelişen yaklaşımlar, TK'ya vesaire ilgi alanıma girdi ve çalışmalarımı sürdürdüm. Bugün sizlerle üzerinde düşündüğüm ve uygulama açısından da savunduğum bir model ile ilgili olarak önerilerimi paylaşacağım sizinle. Burada sunumumda mümkün olduğunca hızlı olmaya çalışacağım. Çok böyle ağır ağır giriyorum ama bu hızlı sunumdan sonra da mümkün olduğunca sizden geri dönüşler ve sorularla belki değeri daha arttırırız diye düşünüyorum. Şimdi izninizle ilk önce amacı şöyle bir vurgulayalım. Mümkün olduğunca bilimsel perspektifle hazırlamaya çalıştım ama özellikle de ayakları yere bastırmaya da çabaladım. Şimdi bu bağlamda yalın düşünce ilkelerini muhasebe bilgi sistemine nasıl uyarlayabiliriz? Bu uyarlamada nasıl bir öneri geliştirebiliriz? Onun üstünde duracağım ve de yöntem olarak da aslında bilinen, çok çok konuşulan, edilen birçok ayağıyla yalın işletme, organizasyon ve de özellikleri üretim boyutlarıyla irdelenen ilkeleri mümkün olduğunca muhasebe bilgi sisteme nasıl uyarlayabiliriz ortaya koymaya çalışıyorum. Aslında bu deneme işletmenin üretim dışındaki diğer tüm teknik fonksiyonlarında uygulanabilirliği olan bir önerme içeriyor. Burada belki de en zor olabilecek diye düşündüğüm muhasebe bilgisi. Bilmiyorum katılımcılar arasında muhasebeyle ilgilenenler ne kadar ama muhasebeye genelde herhalde mühendis kökenli, doğru mu? Şöyle hızlı bir bakıştan sonra şunu vurgulamak istiyorum. Teknik fonksiyonlarda işte hemen hızlı arge satın alma muhasebe dememek gerekiyor. Muhasebeyi dışarı almak gerekiyor. Pazarlama, işte efendim, insan kaynakları, finansman bir teknik fonksiyon olarak. Bilgi teknolojilerinin günümüzde halkla ilişkiler, hatta hukuk sistematiği dahi bu teknik fonksiyonlar içinde sayılmakta. Şimdi bu sunumda, bu sistem yaklaşımında şüphesiz işletme daha üst ekonomik sistemlerin bir alt sistemi ve bahsedeceklerim de onların alt sistemi ama muhasebeyi en temel kitabı aldığınızda göreceğiniz üzere bir dil olarak algılıyor ve bir boyut olarak görmenizi istirham ediyor. Bu bakışla gidersek eğer muhasebenin bir bilgi sistemi olarak nasıl etkili olabileceğini, nasıl işlevsel kılınabileceğini ve de salt duvarlar arasında
kalmış bir muhasebe bölümüyle sınırlı kalmayacağını sanki hepimiz yakınsar ve sıkışırız gibi geliyor. İsterseniz şöyle ilkeleri, uygulayacağımız ilkeleri hatırlayalım. Bunları çok duydunuz, biliyorsunuz. Ama hızla değeri tanımlamak ben herhalde anahtar. Üretim sistemi ve de pazarlamayı bütünleşik bir sistem olarak algıladığımızda ve aslında asıl değer katan iki temel fonksiyon olarak gördüğümüzde diğer fonksiyonlar, yani teknik fonksiyon alanlarında çekmeyi anlatmak, anlatabilmek, hatta üretim sistemlerinde dahi en zor boyut. Dolayısıyla iki anahtar biraz bizi zorlayabilir ama içinden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında değer akımı ve akışı yine salt muhasebe gözlüğüne ve uzmanlık alanına sahiplerle sınırlandırılmaması gereken bir boyut. Niye? Yalın bakarsak. Yalın bakmaya çalışarak o halde önce değeri net, açık tanımlayalım. Kim açısından diye hemen soruyoruz tabii. Evet. Şimdi hatırlayacağımız, bunlar çok konuşulmuştur, hızla geçiyorum. Yine 5 ilkenin uygulaması ile ilgili tanımlar bildirimizde var, bilmiyorum bildiriler dağıtılıyor mu, veriliyor herhalde değil mi? Değerin tanımında anahtar olduğuna göre biraz üstünde durayım, muhasebe boyutuyla duracağız. Kim tüketiyorsa, kim kullanıyorsa, kim talep ediyorsa onun gözüyle bakmak birinci kural. Dolayısıyla bu tanımlamayı oturtmakta karşılıklı etkileşim hakikaten çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde muhasebenin boyut olduğu iddiasında işte yaklaşım kurabilmek tüm fonksiyonel alanlara itibariyle olanaklı hale geliyor. Bu arada tabii soyutlanarak bir muhasebe finansman alanında çalışmış yıllarca bir kişi olarak da diyebilirim ki hemen muhasebe efendim işletme bilgi sisteminin beynidir, merkezidir. Böyle bir soyutlama yapmak istemiyorum. Bu sistem her hücresine yayılmıştır işte. Çünkü her şeyi yani tartışabiliriz. İşte o sistem, bu sistem, kapitalist sistem vesaire, bunlara girmek yok sonuçta. Hangi boyutlarıyla anlattığınızı takdir edersiniz. Muhasebe hesaplaşma demektir. Ekonomik olayın, kaynak ve tüketme olayının olduğu noktada ilişki bir ekonomik faaliyet doğurduğunda hesaplaşma başlar. Bu en basit birimden en karmaşık kurumsal ürünlere kadar böyle. Fark karmaşıklıktır, yoğunluktur, hacimdir vesaire. Şimdi ara ara böyle parantezleri açacağım. O halde değerin tanımı burada muhasebeden beklentisi olanlar bağlamında çok önemli. Ki yalınlaştırabilirim, bilelim muhasebe bilgi sistemi. Çekme açısından da baktığımızda hemen aynı. Aslında birleşiyor. Buradaki yalın düşünceyi savunanlar ve de tabii ki Toyota sisteminden yola çıkarak yalın üretimden bu düşünce biçimine geçenler son sayın konuşmacının da ortaya koyduğu üzere bir felsefe, bir yönetim anlayışı olmasına geçişteki en önemli konu tabii ki bu beklenti sahiplerinin tatmininden kaynaklanıyor ve her alana uyarlanabiliyor. İşte çekme sisteminde de zor olan müşterinin istediği zamanda, istediği niteliklerde, bu çok tehlikeli tabii, muhasebeci ve muhasebeyle ilgilenenler hemen çok itiraz edebilirler. Ama işin ruhuna baktığımızda anlamlandırabiliriz. İstenen bilginin istendiği zaman hazırlanır. Nasıl olabilir? Biraz daha içine girerek ve de bu sistemin beklenti sahiplerinin kimler farkında ya da farkında olmadan olmaları gerektiğini tartışırsak belki
daha somutlaştırabiliriz. Evet, muhasebe bilgi sistemi için değer tanımında yalın işletme için kritik başlangıç noktasının değer olduğunu vurgulayarak zaten giriş yapmıştık, hatırlayacaksınız. Şöyle hemen spot spot geçelim. Müşteri gereksinmelerinin tatmini hedefli işletme genelinde baktığımız zaman yalın bakış, yalın sistemin anlayışı. Biz diyoruz ki muhasebe bilgi sistemi yönünden değer tanımının anlamlı olması o halde aynı önermelerden yola çıkabiliriz. Muhasebe sisteminden beklentilerin belli bir zamanda belli bir maliyetten karşılanması. Şimdi tabii ilkeyi adapte etmeyi düşündüğünüz anda çok güzel bir yalın düşüncecilerin, bunlar Amerikalıların seyahatlerinde söyledikleri, düşünün sıçrama gelir diyorlar ya, hakikaten düşünmeye başladığınızda bunun nasıl olabileceğiyle ilgili sonsuz fırsat var muhasebe finansman alanında. Çünkü çok fazla düşünülen bir alan. Niye? Birazdan göreceğiz. Şimdi bu, hakikaten burada felsefesi çok önemli. Yalın işletme, üretim, organizasyonun ortaya çıkardığı gelişmelerin maliyet ve yönetim muhasebesine benim alanım, yansımaları tabirin ne olur mazur bir ranttır. Çünkü maliyet muhasebesi kitabını küçülttür, azaltır. Maliyet hesabını kolaylaştırır. Ama o yalın sistemin sonucu bir çıktıdır. Ama muhasebenin yalınlaştırılması muhasebe anlayışının, sistemin, organizasyonun bütün içinde kavranması gerekiyor. Bir üç temel, değil mi, basitleştirmeyle başlayayım, çok işlevliliğinde yaklaşımla bütünlenmesi lazım. Evet, muhasebe bilgi sistemi yönünden bir kere bilgi talep edenlerin konumu çok önemli. Bunu duymuşsunuzdur, belki duyuyorsunuzdur ama herkes bilgi talep eder muhasebeden. Öyle ya da böyle. İşletme dışındakiler potansiyel yatırımcılar olarak talep ediyor olabilir, input ya da o işletmeyle alıcı-satıcı konumunda herhangi bir hukuki münasebetle ortaya çıkmış üçüncü şahıs ilişkisi çerçevesinde ilişkiniz olduğunda da talepkar olmaya başlar. Ama ve illaki de tabii ki işletme içindekiler. Bakın şunu ne olur unutmayın. Yani sistemin algılanması aslında. Herkes kendi işini kurmak, tabii herkes demeyelim, çoğu insan ya da çoğu gruplar kendi işlerini kurmak isterler. Ekonomik sahiplerle ya da sosyal amaçlar. Bu ekonomik sahip, yani sınırlanmıyor ticari, ekonomik, sosyal, tabii bunu da tartışmasına girmeyeceğim ama ticari amaçla iş kurarken kim düşünür acaba? Size bakarak özellikle söyleyeyim. Vallahi bir iş kuralım, çok iyi muhasebesi olsun önce ama. Yani ilk düşünen şey bu, olur mu? Vallahi kimsenin aklına gelmez. Hatta çok, Allah'ım yarabbim bu muhasebe sistemi de nereden? Niye? Talep edenler dışarıdakiler olduğu için bir zaruretten kaynaklanan muhasebe bilgi sistemi gereksinmesi zaten yalının çok ötesinde. İşletme özelinde tabii bakıyoruz. İşletme özelinde baktığımızda önce işletme içindeki kullanıcılar için muhasebeyi lütfen ve lütfen daima önemseyiz. Bu temel kavramlardan, genel kabul görmüş ilkelerden, standartlardan ayrışık, bağımsız, size özel olacak diye bir şey yok. Ama detaylara girdiğinizde sizin özeliniz, sizin takdiriniz genel amaçlı kullanıcıya açıkların ötesinde sizin için en önemli şeydir. Şimdi her tarafı halledersek rahatlayacak için fazla durdum. Devam edelim. Evet, böyle diyorlar. Alıntı tebliğimde de var. Hakikaten muhasebe sistemini yargılamak gerekiyor. Muhasebeciler az yargılar. Muhasebe sistemini, muhasebeyle ilgili olduğunu düşünen herkes yargılar.
Çünkü herkes ilgilidir. Çünkü hesaplaşmadır. Hesaplaşma iç değer hareketleriyle başlar. Bölümler arası değer transferleri alanla verinin, tüketenle arz edenin karşılaştığı değer akışları. Ali muhasebe orada çok çok ciddi bir şekilde herkesi içine çeker. Evet. Günümüzde artık bu anlayışı lütfen yönetimin önemini arttırma anlamında göz ardı etmeyelim. Hızlı gitmeye çalışıyorum bundan sonra. Şu soruyu mutlaka sormak gerekiyor genelde. Genel sistem ile beklentilerin uyumu ve muhasebi sistemin uyumu hangi düzeyde, bu sorgulanması gerekiyor? Hemen iki tane hususa da vurguluyorum. Muhasebenin sağlayacağı şeyler, şimdi sonunda söyleyeceğiz ama, tam zamanda olmazsa hiçbir işe yaramaz. Özellikle de işletme için. Yani işletme dışındaki de daha çok dert ediliyor çünkü çok ceza ediyor. Ama işletme içindeki geri dönülemez cezalara neden olabilir. İşletme yok. Geçmiş bilginin hiçbir değeri olmayacağı için diyoruz ki bir kere muhasebenin değer tanımı, çıktı bazındaki değer tanımı tam zamanında en düşük maliyetli, çok güzel söylendiği gibi az kişiyle değil ama çok kişi nasıl olacak? Onun sonunda finalde söyleyelim. Az maliyetli, güvenilir bilginin sunulması istenen doğru ve gerçek. Çok doğru olabilir, gerçek olabilir, gerçek olur. Doğru da olmayabilir. Muhasebede böyle bir problem de var. Ama doğru ve gerçekliği maksimize etmek içerideki ilgililerin bundan talebine doğrudan bağlıdır. Evet, bundan sonrası daha çok sürecin tanımlanmasında muhasebecileri ilgilendirir gibi gelse de özellikle sanayi işletmeleri devreye girdiğinde muhasebe süreçlerinde verinin kullanılabilir, karar verici için geçerli, etkili, anlamlı bilgiye dönüştürme süreçlerinde herkes rol oynar. Hele maliyet bilgilerinin dönüştürülmesinde mühendis, üreten, yani mühendis burada sembol olarak kullanıyorum. Örneğin sağlıkçı, örneğin turizmci. Mutlak surette anahtardır. Ama dert edersin. Ya da dert ettirilirse. Bu da çok önemli. İşte bu çerçevede değer akımının tanımlanması teknik boyutlarıyla, hani ben çok önemsemiyorum gibi değil tabii, çok önemli ama geniş katılımla çaba yeter ki dediğim gibi dert edilsin, çaba harcandığında şu aşamalar itibariyle sistemin analizi, bilgi yönetimi ve fiziksel dönüşüm dediğimiz verinin bilgiye dönüşümü, yani değerleme ilkeleri, değerleme kavramları, temel ilkelerle dönüşüm süreci başarılı olur. Muhasebenin, çok güzel bir şey söylendi sunumda, en büyük dertlerinden birine üretim odaklı olarak uygulan basitliği sağlamak için düşünün, mutlaka yapmışsınız. İnanılmaz kazanımlar elde eder. Bütün işletmenin her noktası. Aksi takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Muhasebe bir tabiri öyle kullanayım. Resmi muhasebe bir her departmanın kendi muhasebesi. Çünkü farkında olmadan da hesaplaşma sürüyor. Ama tek bir dil, ortak bir dil olarak etkililiğini kaybediyor, takdir edersiniz. Evet, burada da yalın muhasebe bilgi sisteminin değer akımına katkı sağlamak
ve her tür israfa, ayıplara elemek amacı bir araya geldikleri dinamik bir süreç. Bu her türlü israf burada lütfen muhasebenin karar süreçlerinde inanılmaz etkili olacağı israfın önlenmesi kadar kendi dinamiklerindeki ilk önce israfın önlenmesini kastediyoruz sistem olarak. Evet. Herhalde bu sloganımı mesajlarımdan aldınız. Herkesin gönüllü ortaklığı. İşletme içinde herkes. Herkes derken tabii ki belli karar sürecinde etkili olan neleri? Teknik, fonksiyonel alanları kastediyorum. Evet, kesintisiz akış için biraz daha, kesintisiz akış için daha fazla düşünmek. Artık değer katmayan faaliyetler ne muhasebede? Bunlar düşününce. Bakın bu, inanın işletmelerde en az sorulan sorudur. Yazın, tez konusu olarak sınayın. Muhasebede değer katmıyor. Muhasebede. Muhasebe dediğimiz zaman da lütfen pazarlamanın muhasebesinden, satın almanın muhasebesine ya da tersinden tersine hatta ve hatta Ar-Ge'nin muhasebe finansmanından insan kaynakları muhasebesine kadar geniş bakmak çalışıyor. Tabii üretimi söylüyorum zaten. Üretim muhasebesi sanayi işletmeleri, özellikle sanayi ve hizmet üretim işletmelerde muhasebenin en yoğun veri ve bilgi dönüşümünün yaşandığı süreçler. İşte böyle bir ortamda biz kesintisiz akışı sağlamak için her şeyden önce çok işlevli ekiplerin geliştirilmesini sağlamalıyız. Yani bu kadar böyle rahat konuşmanın nedeni de tabii günümüzdeki inanılmaz avantajlı teknolojik ortam. Bilgi teknolojisinin geldiği aşama itibariyle yani hani ön muhasebe falan duymuşsunuzdur değil mi? Önü arkası ne oluyorsa işte. Fatura kesen müşterili ön muhasebe deniyordu. Öyle algılanıyordu. Şimdi arkası öne her şeyi markette kasada bitiyor. Hani ön muhasebeci mi diyeceğiz? Oradaki kızımızın erkek olduğunda bilmiyorum ama dramatik bir şekilde sürecin kayıt sınıflandırma ve ilk ham raporlama süreçleri kolaylaşmış oldu. Ama lütfen işletmelerinizden düşünün, satın alma muhasebesini, pazarla muhasebesi bir müşteri hesabının en iyi hesabını tutmak, vermek, izlemek zorunda olan bölüm hangisidir sizce? Kimdir? Hesabı en iyi tutacak. Tutması gereken müşteri hesabını. Müşterinin kendisi. O ayrı. Biz kendimize bakalım. Bizdeki. Pazarlama mı muhasebeci mi? Satış. Bakın muhasebesi ama pazarlama bölümü. Satış. Yani mamul maliyetini dert etmeyen, vallahi muhasebe bilir, ben karışmıyorum diyen üretimci olmamalı diye düşünüyorum. Zaten olamaz. Yani işin doğasına aykırı. Bu halde sürecin tasarlanmasında ve değer akımının tanımından kesintisizliğinin sağlanmasına kadar mutlak surette sistem tasarımı içinde olmak zorundadır. Evet, bilgi teknolojisinin kullanımı ve çok işlevliliğin çok önemli olduğunu vurguladık birkaç kere. Gelelim çekmeye. Tabii çekme... Yani hakikaten çok zor, işletmeler açısından da çok zor. Ama muhasebe dediğimiz zaman da çok zor. Muhasebede bütün hadise sahiplenmekten, yani anahtar burada. Eğer bilgiyi talep eden bunu bu böyledire kanara teslim olmazsa çekme sistemi işlemeye başlar. Bu demek değildir ki ne olursa olsun. Aman ne olur. Burada çok önemli vurguluyorum. Ne olursa olsun. Herhangi bir yapıda forma. Hayır.
muhasebenin temel kavramları, ilkeleri, standartlarından taviz verilmeksizin bunları inanın algılaması, öğrenmesi ve süreç içinde geliştirmesi son derece sistematik yapıldığı takdirde basitçe öğrenilip algılanabilecek geliştirilecek. Bunu iddiayla söylüyorum. Çünkü işin içine girildiğinde siz tabii ki işletme içindekiler üretim maliyetlerini hesaplarken SPK'ya verilecek bir denetim raporunun efendim nasıl dönüşümden geçtiğini bilmek zorunda değil. Ama üretim maliyeti de SPK'nın sadece bilmesi gereken bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Dışarıda ben sizin işletmenizin geliyorum, 5 tane hissesini alıyorum. Ben çok değerli, o bilgiyi bilmek zorundayım. Ama siz bilmeyeceksiniz. Olur mu böyle bir şey? Önce siz buna dert etmek lazım. Bunu dert ettiğiniz takdirde zaten o standartların gelişimiyle ilgili bilgi yoğunluğu artmaya başlıyor. Ve de hiçbir muhasebe gidip üretimden miktar ve hacim bilgileriyle standart verilerini almadan maliyetleri hesaplayamaz. Böyle. Amortisman da bilecek. Kim bilecek? Üretim de bilecek. Yani onun mantığını bilecek. Belki de müdahil olacak. Çünkü uluslararası standartlar son derece işin doğasına uygun mantık süzgecinden geçen kuralları koyarlar. Evet. İstekte bulunun diyor. Mükemmellik peşinde koşmayı hiç bahsetmiyorum. İşte hani bilmiyorum bizim damlaya damlaya bir olur. Baktım baktım bulamadım ama nereden geliyor? Küçük küçük iyileştirmeler bizde de var. Küçük küçük sonsuza kadar iyileşme. Ben şöyle diyorum. Muhasebe hakikaten dediğim gibi insanın tek başına hesaplaşmasında da çok önemli işlevler gören, iş dinamikleri çok güçlü, farklı yaklaşımlarla farklı uygulamaları olabilecek bir disiplin, teknik, kimine göre de bilim, bilimsel alan. Muhasebenin bu özelliklerin ötesinde biz şunu vurgulamalıyız. Üretmek değer yaratmak için merkezi değil mi? Merkezi destek ve yönetsel fonksiyonun en aza indirilmesi ONA felsefesinde en temel noktalardan biridir. Yani ne kadar merkeze işte ambarı, tamiri, bakımı, muhasebeyi genel müdürün, müdür yardımcıları 20 tane, 30 tane şube müdürünü taşırsanız yalınlaşmaktan uzaklaşıyorsunuz. Ama içeri aldığınız takdirde yalınlık başlıyor. Çünkü destek fonksiyonları mümkün olduğunca aktarmasız, beklemesiz ve denetim ihtiyacını arttırmaksızın izleyebilmek lazım. Muhasebe burada hayati önemi haiz. Yavaş yavaş. Olayın felsefesi çok önemli. Ruhu çok önemli. Çok çaba harcamak gerekiyor. Evet, sonuçta tamamlayayım. Bu bir felsefeydi, bir yaklaşımdı. Bakın, muhasebede sonsuz iyileştirme var. Ama sizi bir anda sonsuzluğa yaklaştıracak kadar umutlu edecek. Bir kere düşünün, başlayın, girin içine. İnanılmaz. Yani bunu muhasebe için de tabii söylüyor. Yani hani sadece üretimci, mekanik, makinecinin, pazarlamacının bir işi de olmuyor bu. Evet, isterseniz sistem... Çok genel modelimizi koyalım. İş olgularına ilgili bütün veriler bildiğiniz muhasebe sürecine girer. Biz diyoruz ki tam zamanında olacak. Maliyet etkili bir işleme sürecinden çıkacak ve de karar sürecinde geçerli bilgi olacak. Öncelikle de işletmenin karar süreçlerinde. Geçerli ne demek? Kararı etkileyen bilgidir. Karar etkilemiyorsa o bilgiyi çöp at. Maliyenin beklediği bilgi ayrı. Bunu vermek zorundasınız. SGK'nın, SPK'nın vermek zorundasınız.
Ama sizin karar süreçleriniz için gerekçeli bilgiyi üretmeniz birinci derecede. Evet, sihirli formülü, ya sihirli milli değil açık ama formülü burada da kullanıyoruz. Basitleştirmeye çabalayacaksınız. İletişim burada çok önemli. Çok işlevlilikle, yani çok işlevlilik, çok katılımcı modelle mümkün bu. Yoksa kapalı kapılar ardında, bu bütün departmanlar içinde, bak muhasebe için söylediğim iddiayla söylüyorum, insan kaynakları, halkla ilişkiler, hukuk işleri bölümleriyle de birebir uygulanır diye iddia ediyorum. Bilgi teknolojisini çıkarsak daha iyi olurdu artık herhalde. Çok özür diliyorum. Bitirdim. Bir de bugünkü konuşmacımızın da ona atıfta bulunarak koyacağım. Pes etmemeyi koymak iyi oluyor herhalde. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben öyle çok sağ olun. Sorularınızı ikinci sunumdan sonra alabiliriz. Sırada gerçek hayatta metodolojisi test edilmiş bir bildiri sunmak üzere Sayın Profesör Doktor Bülent Durmuşoğlu'nu davet ediyoruz. Günün ondan sonra bir değerlendirme oturumu var. Zamanda fazla kalmadı ama elden geldiğince bazı şifreleri ve önemli gördüğüm noktaları size aktarmaya çalışacağım. Bununla ilgili biraz yalın maliyet muhasebesini net çizgilerle tanımlamaya çalışacağım. Daha sonra da bizim yapmış olduğumuz bir COBİ'deki yalın üretim çalışmalarının devamı niteliğinde olacak olan yalın maliyet muhasebesinin fizibilitesi hakkında bilgi vereceğim. Bu proje COSGAP kapsamında yapılmış bir projedir. Kendimi tanıtmam gerekirse 80'li yıllarda doktoramı bitirdim. Bu hücresel üretim konusundaydı. O zaman yalın kelimesi yoktu. Yani öyle bir kelime yoktu, bilmiyorduk. Yani zaten lean kelimesi 90'lı yılların başında çıktığı için bilinmiyordu. Tam zamanlı üretim kavramı içindeydi. Meğersem biz yalın konusunda çalışmışız o yıllarda. Daha sonra da biraz da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin misyonu olarak sanayili çiçe projelerimiz var. Bu projeler kapsamında 1989'dan itibaren de makine sektöründe, otomotiv ana firmasında, otomotiv yan sanayisinde, mobilya sektöründe, cam kalıbı ve matbaa ve ambalaj kalıpları üretim ortamında değişik ortamlarda projeler yapıyoruz, yapmaktayız. Şimdi kısaca tanıtıp bu şekilde tanıtmış olayım kendimi. Vakit fazla yok. Şimdi bu yalın maliyet muhasebesi nereden çıktı? Aslında geleneksel maliyet muhasebesi maalesef yalın üretim çabalarını zedeliyor veya onun uygulanmasında zorluk çıkartıyor. Dolayısıyla maliyet muhasebesinin aslında yalın üretimi desteklemesi gerekiyor. Aksi takdirde bir sürü kaizen yapabilirsiniz. Ama sonuçta patron veya işte üst yönetim neyse ne kazandım, cebime ne girdi dediği zaman bunu göstermek çok zor. Dolayısıyla burada net çizgilerle bu yalın üretimi destekleyen bazı bir maliyet muhasebesine ihtiyaç var. Modern yaklaşımlar dediğimiz faaliyet tabanlı maliyetlendirme gibi doğruya yakın, daha yakın sonuçlar verse de kendisi yapmıyor. Evet, demek ki 2003'te yapılan bir tanım var. Yaklaşık zaten 10 yıllık tabaca bir bazısı var, yalın maliyet muhasebesinin. Yalın üretim çabalarını destekleyici, bilgileri üretmeyi amaçlayan bir muhasebe yaklaşımı olarak görüyoruz.
Şimdi karşılaştırırsak üçünü bir tabloda, aslında böyle bir tablo literatürde yok. İkisi vardı, üçüncü ekledik. Üretim şeklinde uygunluk olarak geleneksel maliyet muhasebesi değişen ortamlarda değişmeyen bir muhasebe sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Kitle üretiminin bir devamı. Faaliyet tabanlı maliyet muhasebesi günümüzün üretim ortamlarına uygun. İsparlama seri üretime uygun. Ama daha evvel söylediğimiz gibi kendisi yalın değil. Yalın maliyet muhasebesi de bugünkü üretim ortamlarına uygun. Odak noktası geleneksel maliyet muhasebesinde işçiliktir. Yani, genellikle hacim esaslı anahtarlar kullanılır. Şeyde ise faaliyet tabanlı ise faaliyet merkezi odak noktasıdır. Sistem faaliyet merkezlerine ayrılır. Kaynaklar dediğimiz kaynaklardan faaliyet merkezlerine çeşitli anahtarlarla maliyetler aktarılır. Oradan da çeşitli anahtarlarla ürünlere, projelere, hizmetlere maliyetler dağıtılır. Aslında faaliyet tabanlı maliyetlendirme ile ilgili de projeler yaptım. Sıkıntısını biliyorum. Yalın maliyet muhasebesi ise odak noktasını değer akışı alır. Yani bugün bir sürü, iki gündür konuşulan değer akışı odak noktasıdır. Basitlik olarak baktığımız zaman faaliyet tabanlı maliyet muhasebesi karmaşık ama diğerleri basittir. Basit olması nedeniyle de geleneksel maliyet muhasebesi günümüzde de hala kullanılır. Ön koşul, koşul yoktur aslında. Faaliyet tabanlı maliyetlendirmede ise koşul yoktur ama gerçekten önemli bir tasarım gerektirir. Anahtarların seçimi, işte faaliyet merkezinin seçimi, kaynakların seçimi gibi oldukça zorlu süreçlerden geçmek gerekiyor. Yalın maliyet muhasebesi ise aslında yalın üretim sistemini gerektirir. O olmadığı takdirde yalın maliyet muhasebesi de işe yaramaz. Anahtar kullanımı olarak baktığımız zaman hacim esasları geleneksel maliyet muhasebesi ele alır. Faaliyet tabanlı maliyetlendirmede gerektiği kadar çoktur. Yalın maliyet muhasebesinde kullanılmaz. Ama bina ve yönetim giderleri gibi bazı giderler için bir miktar anahtar kullanımına izin verilir. Ama mümkün olduğu kadar kullanılmayarak daha maliyet sapmalarını ortadan kaldırmak esastır. Maliyet nedeni ürünlerdir. Geleneksel maliyet muhasebesinde faaliyet tabanlı da faaliyetlerdir. Yalın maliyet muhasebesinde maliyetin nedeni değer akışıdır. Ana amaç aslında geleneksel maliyet muhasebesinde finansal raporlamadır. Çünkü genellikle yanlış olanı kesin olarak hesaplayan bir muhasebe sistemidir. Faaliyet tabanlı maliyet muhasebesi ise ürün maliyetini bulur. Yalın maliyet muhasebesinin aslında maliyet bulmak gibi bir amacı yoktur. Aslında kaizendir. Hemen şey sürekli iyileştirmek. Buna hizmet eden bir muhasebe sisteminden bahsetmiş oluruz. Aslında şöyle neden zarar verdiğiyle ilgili çok basit, çok zamanımız yok. O bakımdan büyük partilerle üretim, temin süreleri uzun bir ortamda bir hesaplama yaptığımız zaman şurası çıkıyor mu? Tamam. Şimdi daha net gözüktü. Bir işçilik saatine göre bir maliyet esasında detayına inmeyeceğim. 21,5 liralık bir maliyet gözüküyor. İşçilik zamanına göre dağıtıldığı zaman genel giderler. Temin süresi 6 hafta, böyle bir yapıda envanter 25 gün, parti 2500 adet partilerle üretiliyor, büyük partilerle üretiliyor. Zamanlı teslimat %82. Şimdi burada hat dengesini düşündüğünüz zaman 1 dakikalık bir CNC makinede delme işlemi var, çok kısa diğerlerine göre. Aslında bunun hızlı çalışması işte 7 israfta 1. israf olan fazla üretimi tetikler. Bu da israftır. Aslında biz bunun yerine yüce kurup 4 dakikalık bir köşede kalmış, belki atılmış bir tezgah alıp canlandırarak bir denme işlemini yapsak daha yavaş bir tezgahta işçilik süreleri uzayacaktır. İşçilik süreleri uzadığı zaman da genel giderlerden daha fazla pay alacağı için
maliyet artacaktır. Aslında ona karşılık biz maliyet artışına rağmen temin süreleri 6 haftadan 2 haftaya düşüyor. Müşteriye daha hızlı tepki verebiliyoruz. İsraf azalıyor. Ama bunu maliyet muhasebesine yansıtmamış oluyoruz. Zaten temel sıkıntılardan biri bu. Bir de satışların maliyet hesabı var. Genel kabul görmüş muhasebe ilkesi. Detayına inmeyeceğim. Kapanış envanteri vardır. Kapanış envanteri işte bir ayın mamul envanteri, bir sonraki ayın mamul envanterinde göre bir sonraki dönemin mamul envanteri daha düşükse satışlarımızın maliyeti artmış gibi gözüküyor. Halbuki biz ne yapmak istiyoruz? Envantere stokları düşürmek istiyoruz. Yani buradaki hesap düzenine göre diğer akış kârımız düşüyor. Stokları, mamul stoklarını erittiğimiz halde. Bu da bize zarar veriyor. O halde bir yalın maliyet muhasebesine ihtiyacımız var ve bu envanterin değişmesiyle satışların maliyetini değiştirmeyen bir sistem olmalı. Diğer akış kârı nakit akışına eşdeğer olmalı. Geleneksel finansal muhasebede bu böyle değil. Ve en tabii önemlisi de aslında yalın üretim boş kapasiteyi arttırıyor. Çünkü katma değeri olmayan faaliyetleri azalttıkça bir kapasite doğuyor ortaya. Bu kapasiteyi geleneksel maliyet muhasebesi kullanıyormuş gibi gösteriyor hepsini. Biz ise bunu en azından bir tabloda görmek, ne kadar serbest kapasitemiz var ve bu serbest boş kapasiteyi farklı değer akışlarında veya büyüme amaçlı olarak satışların artmasında kullanılabilir mi gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu kapasiteyi boş bırakmayı da görmemiz lazım bu maliyet muhasebesinde. Onun için de box score diye İngilizce'de geçen bir yaklaşımı kullanıyoruz. Burada Türkçe'ye kısımlandırılmış performans değerleri olarak tanımladık. Üç açıdan olaya bakıyoruz. İşletim. Çünkü bakmamız lazım. Temin süreleri düşüyor mu, düşmüyor mu? İlk seferde doğruyu, zamanda sevkiyatı vesaireyi görmemiz lazım. Bir tek sayfada. Bir taraftan kapasite ile ilgili bilgileri görmemiz lazım. Katma değeri olmayan faaliyetleri iki gruba ayırıyoruz. Bir üretken olmayanlar, bir de boş kapasite. Çünkü katma değeri olmayanlar içinde de boş kapasite var. Onun için ayırt edebilmek için başka bir kavram kullanıyoruz. Üretken olmayanlarla ilgili bir kapasite, bir de boş kapasite. Bu ikisini görmek istiyoruz. Bir de üretkenlik oranında. Bir taraftan da mali veriler var. Buradan da değer akış kârını göreceğiz. Tabii değer akışı bir ürün ailesi için yapılıyor. Dolayısıyla biz ürün ailesinin maliyetini buluyoruz. Tek tek ürünlerin maliyetini bulmakla ilgilenmiyoruz. Çünkü bizim amacımız sürekli iyileştirmeyi sağlamak. İkincisi de artık müşteri değerinin ürün maliyetiyle ilgisi kalmadı. Aradaki bağ koptu. Dolayısıyla olaya bu açıdan bakmamız lazım. Ama nasıl yapıyoruz burada? Değer akışında doğrudan çalışan ve değer akışına destek olan insanları hepsini değer akışı maliyet üzerine aktarıyoruz. Burada zamanların çoğunu bu beyaz yakalılar nerede harcamışsa oraya yerleştiriyoruz maliyeti. Çünkü anahtar kullanmıyoruz. Veya kullanmamak için sistemi de sürekli iyileştirebiliriz. Yalın şirketlerde işte çok az destek hizmeti değer akışları arasında paylaşılıyor. Bundan da bahsettik. En tek anahtar kullandığımız yer genellikle bina ve yönetim giderleri oluyor. Çünkü biz her seferinde daha az alanda üretim yapabilir miyiz? Onun araştırması yapıyoruz. Geniş alanlar yerine. Çünkü daha az alanda üretim yaparsak daha az üzerinde, değer akış üzerine maliyet alacak. Olayı bu şekilde desteklemeye çalışıyoruz, motive etmeye çalışıyoruz. Bütün değer akışlarını kesen fonksiyonları, mesela finansal muhasebe gibi, ISO 9000, 14000 gibi çalışmaları, merkezi yapılması belki gereken çalışmaları, değer akışı üzerine atamıyoruz. Onları işin sürdürülebilmesi ile ilgili
maliyet olarak, katlanılması gereken maliyet olarak görüyoruz ve mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. İşte değer akışı üzerine binebilen maliyetler. Dolayısıyla bizde artık şey kalmıyor, indirekt maliyet diye bir şey kalmıyor. Hepsi değer akışı üzerine doğrudan atandığı için değer akışı bu şeyi kullanıyor. Nereden nereye? İşte ham maddenin sisteme girişinden sevkiyata kadar tüm ortamın üzerine gelen maliyetler bunun üzerine biniyor. Ve kapasite ile ilgili olay var. Tüm olayın bir akış diyagramına baktığımız zaman değer akışı ile ilgili başlıyoruz. Ürün ailesini seçiyoruz. Bir de harita oluşturuyoruz. Bu haritayı her ay belki de güncelleyebiliriz eğer değişiklik varsa veya iki ayda bir güncellenebilir. Değer akışındaki süreçler ve hücreler o ay içinde kaç kez tetiklenmiş, ona bakıyoruz. Bu tetiklenme sayılarını bulmak kolay. Ne kadar iş emri açmamızla ilgili veya iş emri tam bam gelmesiyle ilgili olabilir. Değer akışındaki hücrelerin veya süreçlerin aylık bazda kullandığı malzeme, çalışan, makine, dış ürün ve hizmet alım maliyetleri burada hesaplanıyor. Birazdan uygulamadan örnek vereceğiz. Bu hesaplamalar yapılıyor. Buradan geliyor. Bu deminki gösterdiğimiz kısımlandırmış performans değerleri tablosuna işletim ve mali değerler yerleştiriliyor. Hesaplamalar sonucu. Sonra kapasite bilgileri yerleştiriliyor. Boş kapasite pazarın genişletilmesiyle satışların artmasına yeterli mi? Yeterli ise satışa durum bildiriliyor ve o kapasitenin doldurulması için çalışılıyor. Daha fazla tabii şey yapılırsa, orada satışla ilgili ürün yapılırsa, satılabilen ürün yapılırsa, tabii maliyetler düşecektir eğer kapasite varsa. Bu tekrar buraya geliyor. Değer akışı ve parametrelerinde iyileşme yönünde bir değişiklik varsa, şeye gidiyoruz, tekrar değer akışına gidiyoruz. Yeni bir mevcut durum haritası oluşturuyoruz. Değilse daha erkenden dönüyoruz. Şimdi bu şekilde açıkladığımız şeyi uygulamayla bütünleştirebiliriz. Bu araç rotası yapan bir COBİ'de COSCEP kapsamında yapılan bir yalın üretim çalışmasının devamı olarak düşünüldü. Çünkü mali tablolara yansımayan konuları daha net göstermek ve gelişmeleri ve boş kapasiteyi göstermek ve burada maliyetle ilgili gelişmelerin veya Kaizen amacıyla kullanılmasını sağlamak. Conta 3 grupta toplandı. Clean Grid dediğimiz Conta ailesi var. Yaklaşık 150 kişilik falan bir firma. Çok katlı çelik conta var. Bir de diğer contalar diye üçüncü bir grup contalar var. Biz bu çalışmada önce Clean Grid conta ailesini ele aldık. Sistemde belli bir yalın olgunluk düzeyine ulaştığı için bunun fizibilitesini yapılabileceğini ve daha önceden 2012'de yapılmış diğer akışında conta presler arasında da işte ütüye, kesime vesaireye giderek, takviyeye giderek değişik preslerde dolaşıyordu ve bütün presler birbirinin yaptığı işleri de yapabiliyordu. Aşırı bir esneklik vardı. Ve bu esneklik sonucunda da tabii içeride biriktir beklet şeklinde üretim olduğu için şeye bakarsak yarım mamulden teslimata geçen süreye 28,3 ham maddeyi şimdilik katlıyorum ham maddeyle beraber 61 günlük bir şey oluyor. Müşteri tak süresi, müşteri 12 saniyede bir conta talebi var. Clean Grid contalarla ilgili. Daha sonra işte üretim ortamından birkaç fotoğraf koyduk. Tek tek bağımsız bütün presler çalışıyor. Her pres etrafında ciddi düzeyde conta birikintileri mevcut. 2013 Mart ayında bu preste dolaşımlarla ilgili bir hücre kurduk. Ve bu hücre içerideki yak kabaca 2 günlük stoğu sıfıra düşürdü.
Bir miktar tabii burası hızlandığı için biraz daha sonraki serigrafi, fırın gibi yerlerde biraz stok artışı oldu hızlandığı için. Ve sonuçta bu özetlersek 28 gün mavi stonda da bir düşme oldu içerideki hızdan dolayı. Dolayısıyla 24 güne kadar düştü, bir 4 günlük bir kısaltma söz konusu oldu. Gelecek durum haritamız ise bundan sonraki yapılması gereken içeride bir kanban sisteminin kurulması. Tabii bu kanban sistemiyle ilgili henüz kurulmuş değil, bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Simetle ilgili hazırlık süresi düşürmeyle ilgili çalışmalar yapıldı. Hücrede 4 tane, 5 tane makine var. 4'ü daha ziyade kullanılıyor, 5.'si bazı işlerde kullanılıyor. Bu 4 tane presten 3'ünün kalıbının değiştirilmesi lazım aynı anda. Bu daha evvel 35-40 dakika süren kalıp değiştirme süresi tek bir tezgahta. Şimdi 3 kalıbın birden 20 dakika civarında değiştiriliyor. Daha da kısalacak bu. 3'ü birden değiştirdiği için bazı beklemeler söz konusu olabiliyor. Bunlarla ilgili çalışılıyor. Bunlarla ilgili kaizenler devam ediyor. Ve buradan biz özetlersek yarı mamul ve mamul stoğunu 10 güne kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Mevcut maliyet muhasebesine gelirsek firmanın geleneksel maliyet muhasebesi. Mevcut fiili işçilik saati anahtar olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bir tezgah fiili var. Tezgah, her tezgahdaki ayrı ayrı yapılan işler iş gören tarafından kaydediliyor. Bunlar maliyet hesabında aktarılıyor. Oldukça her tezgah ayrı ayrı düşünüldüğü için şimdi ise biz 4 tezgah sanki bir tezgahmış gibi düşünüyoruz hücre baktığında. Ama maliyet muhasebesi hala bu şekilde devam ediyor. Bunu değiştirmek gerekiyor. Kalite maliyetleri ayrı hesaplanıyor. Bunun yerine ne yapıyoruz? Vakit azaldı. Değer akış maliyeti işte deminki hesaplamalarla ilgili. O ayın Nisan 2013'ün mesela değerler biraz çarpıtılmış olabilir. Satış, planlama ve satın alma var. Sadece bu SKC değer akışı için bilme, hücre 3 kullanılıyor. Zaten serigrafi, yüzey işlem, fırın, ambalaj ve etiket. Bir örümcek insanımız var. Bu kalıpları ve malzemeyi getiren takım lideri, kalite güvence, muhasebe ve bakım ve diğer destek. Bununla ilgili maliyetler var. Malzeme maliyetleri var. Makine maliyeti, diğer maliyetler ve toplam maliyet şeklinde 147.650 lira. Ve bununla ilgili tabii iş gören maliyetleri nasıl bulduk? Buradaki sayılar var. Bunlara göre bir 21 kişilik bir değer akışında bahsetmiş oluyoruz. Hücre nasıl çalışıyor? Burada kroki halinde var. İki tane oluk var. Şimdi conta kesiliyor. Daha sonra oluğa bırakılıyor buradan. Burada bir yüzük var contanın üzerine takılması gereken. Yüzük basılıyor. Burada gözükmüyor resimde. Daha sonra kapama işlemi var. Sonra tekrar oluğa bırakılıyor. Son üteleme ile beraber iş bitmiş oluyor. Bu şekilde bir içeride akış var. 4 makine. Bazen bir 5. makine var. Takviyeye çakmak için. Ama hala o da hücrenin içinde duruyor. Tek parça akışından fedakarlık etmiyoruz. Bu şekilde bir şey var, hücrede sistem var. Bununla ilgili kapasite hesaplarını göstereceğim. Tüm sistemin kapasite hesaplarını göstermek zaten mümkün değil şu anda. Hücre için iş gören kapasite kullanımı, üretken olmayan, bütün iş görenlerin yaptığı işler üretken olmayan faaliyetler. Çünkü genellikle iş gören yükleme, boşaltma ve yürüme yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Ve bu bir de hücre hazırlığı yapıyor tabii, o önemli. Yılda yaptığı hücre hazırlıklarını toplam 13,2 saat. Bu süreleri topluyoruz. Bu arada yeniden işlem onarım. Bazı eğitim faaliyetlerine 18 saat katılmış. Bu bizim genellikle yalın üretimle ilgili eğitimler oluyor. Temizleme faaliyetleri var iş görenin. Bunlar da katma değeri olmayan olarak ya da üretken olmayan olarak gösterilir. Çünkü üretken değil. Üretkenlik yok. Dolayısıyla 264 saat. Ayda kullanılan kullanmayan 56 saat bir süre var. Üretkenlik oranı, üretken olmayan şeyler %82,5 ve boş kapasitesi de 17,5 olarak çıkıyor.
Bu bir de makinelerin kapasitesi var. Bunu da hesapladığımız zaman bu yeniden işlem onarım ile ilgili bir şey var. Makinenin üretken olmayanı var. Geri kalan üretken. Boş kapasitesi %62 hücrenin. Üretken olmayan 1,8. Aslında daha evvel makineler çok daha fazla kullanıyorlar. %80-90 üzerinde. Şimdi ise buna razı olurum. Bu bile bir COBİ'de çığırdır. Yani makineleri boş bırakın, kullanmayın ama iş akıtın mantığı son derece önemli ve bunu da göstermiş oluyoruz bir yerde. Ve bu diğer kapasite verilerini topladığımız zaman üretkenlik oranının tüm sistemde %8,5, üretken olmayan %69, boş kapasitede %22,5 olduğunu görüyoruz. Temiz süresi 54,7 gün şeyden başlıyor, ham maddeden başladığı için bu büyük bir rakam. Çünkü genellikle COBİ'ler parayı nasıl kullanacağını bilmediği için hemen kurduğunuzda malzemeyi alır, koyar stok alanına rahat etmek için. İlk seferde doğru %98,9, zamanda teslimatta bir sorun yok. Çalışma alanı 950 metrekare bütün ofislerle birlikte. Ortalama maliyeti de şuradan buluyoruz. Kişi başına satışla maliyeti. Toplam envanteri, mamul envanteri 136.500, gelir 179.750, malzeme maliyeti 86.100, dönüştürme maliyeti demin ki hesaplardan bulduğumuz maliyet, yani 61.500'ü, şu üçünün değeri 61.500, 86.100 de malzeme maliyeti. Onları da koyduğumuz zaman değer akış karı 32.100 lira olduğunu görüyoruz. Kişi başına satış ne yapıyoruz? Geliri 179.750'yi 21 kişiye bölüyoruz. 8.560 lira. Ortalama birim maliyeti ise işte toplam maliyeti satış miktarına bölüyoruz. Satış miktarı o ayın belliydi. Nisan ayının. Şurada olması lazım. 47.452 adet bölünmesiyle bulunuyor. Bu şekilde şeyi bulduktan sonra biz eğer ileride yalın çalışmalar yaparsak bu boş kapasite daha da artacaktır. Daha da artınca bunun satışla yola girilerek belki bu kapasitenin doldurulması gerekiyor. O zaman değer akışı içinde tekil bir ürün çeşidinin maliyetini bulmak yardımı belirlemeye yardımcı olmaz. Müşteri değerinin ürün maliyetiyle ilgisi yoktur. Doğru yaklaşım potansiyel siparişe bakıp bu siparişin değer akış kârı üzerinde etkisini bulmaktır. Yani burada boş kapasite arttırdıkça potansiyel siparişe bakıp bunun satış fiyatı dışarıda belirlendiğine göre bu fiyata göre biz kârlı mıyız değil miyiz ona bakıp çünkü sonuçta aynı insanları kullanıyoruz, aynı makineleri kullanıyoruz. Sadece değişen malzeme ileri oluyor. Eğer bu boş kapasite kullanabiliyorsak o zaman bu potansiyel siparişi rahatlıkla sistem içine alabiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Benim de konuşmam bu kadar. Biraz süreyi açtık. Şimdi çok kısa olarak sorularınız varsa eğer alabiliriz. Kime soracaksınız? Buyurun. Evet, siz buyurun. Şimdi ben teknik bir sorum olacak ama şunu anlamaya çalışıyorum. Ben mali müşavirim. Yaklaşık 20 sene 400 lira olarak denetim departmanında görev yaptım. Değişik bir yerinde. Ders size ders gelebilir bahsede. Yok, dersliğinden değil. Bu konuya katılmamdaki temel amaç zaten özellikle finansal raporlama alanında çalışıyorum son dönemde. Daha yalın bir raporlama sistemi nasıl kurmak? Şimdi ben anlıyorum ki aşağıdan yani üretim olarak biz onu veya satın almadan bir yalınlaşma olmadığı müddetçe bir özellikle bir şey yapamayız. Yani bu çalışmanın teması bu arada. Şimdi genel geçer doğru mudur onu bilmiyorum yani. Kısa bir şekilde sorabilir miyiz? Diğer oturuma da geçeceğiz. Pardon. Orada dediniz ki nakit akışları şey esastır. Yani yaratılan kar ve nakit akışı evet. Esastır. Bu evet. O zaman bütün anlayışı değiştirmiyor. Ben bunu tam anlayamadım çünkü sistem farklı. Şimdi orada ben bir müdahale edeceğim. Yani o ifade şimdi biraz bakın, şey bir müdahale yani. Edeceğim. Bakın muhasebe kavramını kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Eğer maliyetleme derseniz farklı ama nakit akımını sıfırlamaktan bir zaman
kaç tane standart olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hayır, ben... Yani 44 tane standardı çöpe atmak demek orada böyle bir mantık yok. Burada verilen örnek son derece somut olarak üretimin yalınlaştırılmasıdır. Maliyetleme mutlak surette raporlama standartlarına uygun hale getirilmek zorundadır. Bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Çok özür dilerim. Yani muhasebe dediğiniz zaman muhasebe bilimine bakmak gerekir. Teşekkür ederim. Yani buradaki temel şey, biz bunu Kaizen amaçlı kullanıyoruz ve maliyetlerimizi görüyoruz. Maliyetleme diyelim belki, costing diyelim, bilmiyorum. Costing, costing diye de geçer yani. Product costing değil. Product costing değil yani. Product costing kantinin ailesini buluyor. Teşekkür ederiz. Yani finansal muhasebe değil. Yönetim muhasebesi için de konu veriyor. Benim sorum şöyle. Şimdi bir ürün ailesinin toplam maliyetini diğer akışında buluyoruz. Birim parçanın kimde buluyoruz? Parçanın kimde buluyoruz? Sorun oydu. Ortalama birim maliyet var. Ama bu benim sorum oluyor. Ailedeki hangi parçayı bulacağız? Sorunla ilgili yani, bir nitelik maliyetleme diye bir şey var. Ama onu anlatmadım. Anladım. Bence yani burada yani bizim uygulamamızda bu kopya uygulamasında gerekli görünüyor. Yani hocam yani, benim sorum şuydu. Diyelim ürün ailesinde 50 tane ürün var. Bunların 45 tanesi düşük maliyette ama 5 tanesi yüksek maliyette. Fiyatı doğru belirlemek için nasıl bir yol izleyebiliriz bu maliyetlendirme? Fiyatı işte biz belirlemediğimiz için belirlemiyoruz. Dışarıda. Üretilen bir sucuk olsa örneğin öyle mi demek istedim? Evet. Aslında burada da ufak tefek sorunlar var. Mesela bu üçüncü hücre biraz tak süresine çok yakın bir çevrim süresi var. Bazen daha fazla düşüyor. Onun için biz bir ifade kullandık, çakma hücre diye. Çakma bir hücrede yapılıyor bu. Onu belki iyice standart haline getirip, ona da belki maliyet muhasebesi içine, yalın maliyet muhasebesi diyelim, bunun içine almaya çalışacağız. Böyle. Yani detayda anlatamadığı zaman dediğimde bazı şeyler var, çakışan noktalar var ama yalın üretimin temel amacı aslında bu çakışmaları da ortadan kaldırmak. Evet, yani kant şaması olabilir, başka bir şama çizebilirsiniz ama bu genellikle değer akışı bu çakışmaları sevmiyor ve mümkün olduğu kadar çakışmaları ortadan kaldıran bir kullanmak istiyoruz. Onun için zaten yalın olgunluk düzeyine dayalı olarak bu maliyet muhasebesinin etkinliği artar. Evet. Güzel alalım. Maliyet muhasebesi dışında muhasebenin diğer operasyonel süreçlerinde de yalını kullanmak mümkün müdür? Mümkün. Hocamız anlatırız. Müsaade edersen. Onunla ilgili birkaç tane örnek belirtilebilir mi? Veya uygulanan firmalarda ben Yani şimdi burada en tehlikeli olan işte alan muhasebe, onun için dedim. Şimdi muhasebe, izninizle kısaca şunu vurgulayayım da netleşsin biraz. Şimdi bakın, maliyet iç değer akışının muhasebesidir. Finansal muhasebe, aklınıza gelebilecek en küçük kurumda, sizin şahsınızda dahi vardır, farkında değilsiniz. Finansal muhasebenin meydana gelme ilkesine dayalı olarak süreçler yürür ve birçok ekonomik olayı kavrarsınız. Bu ekonomik olayı buraya atmazsanız bu maliyet değerini nereden bulacaksınız? Hayali. Bakın standart maliyetlerle hareket ederek bulunan şeylerin Türkiye'de ve dünyada en önemli sorun fiili maliyetleridir. Yani fiili akışlarda ortaya çıkacak olan olayları kavramaktır, puantajdır.
işçiliği yakalamaktır. Maliyetin sadece değer akışında esas olduğunu düşünmeyiniz. Birçok unsur var. Önemlilik temel kavramına göre de onların kavranması gerekiyor. Şimdi 12 tane temel kavram var. Eğer bunları yok sayarsanız muhasebede yalın mantık olmadığını düşünürsünüz. Halbuki önemlilik temel kavramını biliyorsanız muhasebenin daha temelinde yalınlaşma ilkesinin var olduğunu ama burada düşüneceksiniz. Çok büyük bir yanılsama vardır. Uygulamada dışarıdan muhasebecilerle bir sistemin, şimdi bakın kayıt tutmayı demiyorum, otomasyon sistemiyle bunlar çözülüyor. Ama muhasebe anlayışının, raporlamanın dışarıdan çözüldüğü bir ülkede tabii bunlar çok ciddi problemler içeriyor. En muhafazakar alan muhasebedir. Muhasebede de yalınlaştırma zordur. Muhasebenin kendi mantığıyla diğer birimlerle entegrasyon. Bunun için kopma vardır. İşte sayın hocamızın anlattığı, biraz önce benim tebliğimde söylediğim ayrı bir muhasebe üretmeli. Bu bilakis yalınlıktan uzaklaşmadır muhasebe boyutuyla. Çünkü pazarlama da der ki, ya benim mantığıma aykırı bu finansmanın düşündükleri, o da öyle gider. Burada en tehlikeli olan bu boyutları soyutlamak ve ekip çalışmasını yürütmek lazım. Çünkü tabii ki ilgili taraflar, yönetim, içeride herkestir ama birinci ilgili taraf da ortaktır. Bu kar ne kadar tatmin eder ortağı, muhasebinin verdiği kar ne kadar tatmin eder ama bakın çok çok önemli bir değer var. Onun için hanımefendiye çok özür dilerim. O karşıdan bildiğinizi %100 bildiğim için öyle söyledim. Üslubumu bağışlayın. Standartlar fair value'den bahsediyor. Gerçeğe yakın, gerçek tam bulamazsınız. Gerçeğe en yakın değer arayışlarıdır muhasebe süreçleri. Muhasebeyi de sürecin bütününü kavrayacak şekilde herkesin katıldığı anlayışla düşünürseniz yalınlaşma olur. Yoksa pilot uygulamalar halinde kalır. Bunun çok örnekleri var bak. Faaliyet tabanlı maliyetleme. Faaliyet tabanlı maliyetleme olağanüstü bir sistem gibi tanıtıldı. Maliyet muhasebesinin Melerovic'in yazdığı, bakın lütfen direkt veriyorum bilimsel, 1920 baskısı maliyet muhasebesini okuyun. 1987'de Cooper yeni bir şey bulmuş gibi çıktı ortaya. Organizasyon meselesi, mantık meselesi, muhasebe bundan çıkar ama değer katan süreçleri iyileştirme çabalarının nasıl daha kolay hesaplanacağını, kime verileceğini düşünmektir. Birçok biricik örnek var ama bu temel felsefi hata problem. Çok özür dilerim, çok uzattım. Çok özür dilerim. Yavaş yavaş buyurun. Ben soru sormayacağım ama Grant Bey'den de bir kez danışmanım olduğu için yapılan iyileştirmelerin maliyet muhasebesi kanalını tam anlatamıyor. Kapasite artışı sağlıyoruz. Maliyet düşüyor. Ne kadar iyileştirmelerden kaynaklanıyor. Faydası noktayı koyamıyor. Sıkıntımız şu. Üretim maliyeti bilinirken maliyet muhasebesi ödülmeye çalışacak. Çok ödülmeye çalışacak. Meslekler çok saygısız. Hayır, hayır, çok çok mükemmel. Budur, sorun bu işte. Evet, sorun budur. Ama şu var, yani birimlerin birbirini anlaması lazım. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Ama asıl muhafazaki, asıl sorun muhasebedir, kabul ediyorum. Muhasebe bölümleridir. Evet, çok teşekkür ederiz. Malzeme olarak çalışabilirsin. Malzeme olarak çalışabilirsin.